Kportalı bilgisayarınıza kurduğunuzda kurmuş olduğunuz yazılımlarla birlikte birbirine benzeyen ikonlar göreceksiniz, semboller göreceksiniz. Bunlardan Automation Lisans Manager TIA portalı kurduğunuz anda otomatik olarak yüklenir. Ne işe yarar Automation Lisans Manager? Bilgisayarınızda çalışan Siemens yazılımların lisans ilave ettiğiniz ya da lisansları taşıdığınız yazılımıdır. Ben de TIA Portal versiyon 14 ve SIM PLC SIM versiyon 14 kurulu. PLC SIM ne işe yarıyor? PLC SIM elinizde gerçek CPU olmadan TIA Portal'da oluşturmuş olduğunuz projeleri deneyebileceğiniz bir simülasyon programı. Bununla ilgili çalışmaları daha sonra yapacağız ve TIA Portal versiyon 14. Yanlış hatırlamıyorsam Siemens TIA Portal yolculuğuna versiyon 10.0 ile başlamıştı ve şu anda TIA Portal versiyon 16 yayınlandı. Bu gelişim süreci içerisinde kullanıcı deneyimleriyle birlikte programı biraz daha kolaylaştırmaya çalıştılar ama daha da önemlisi programla birlikte yani TIA Portal'la birlikte programlayabileceğiniz cihaz sayısı arttı. İçerisine ekstradan fonksiyon blokları ya da ne diyeyim teknoloji blokları ilave edildi. Teknoloji blokları ile birlikte ben eskiden örneğin elle programlama yapmam gereken bazı kısımları bana sadece üzerine gireceğim parametrelerle hazır halde sunan ekstra ilaveler de geldi. Şimdi TIA portalımızı açalım. TIA portalımızı açtığınızda karşınıza iki türlü görünüm çıkacaktır. Şu anda gördüğünüz görünüm benim Portal View dediğim görünüm şekli. Bir diğeri de Project View dediğimiz görünüm şekli. Yani açılışta hangi görünümün geleceğini ayarlar kısmından siz seçebilirsiniz. Önce Portal View'den devam edelim. Bu kısma geçmeden önce şurada Migrate Project diye bir kısım var. Ne işe yarıyor? Onu tıklayalım. Migrate Project dediğiniz şey aslında benim daha önceden Step 7 Manager'la yazmış olduğum bir yazılımı ya da WinCC Flexible 2008 Service Pack 2 ya da Service Pack 3 ile yapmış olduğum bir operatör paneli programını TIA portalının içerisine uyumlandırıyor, migrate ediyor, onun içerisine aktarıyor. Örneğin fabrikanızda SC300'lerle yapmış olduğunuz makineler vardır. Bu makinelerin revizyonunda 1200'e geçmek istersiniz. Step 7 Manager ile yazılmış olan o projeyi TIA Portal şu anda bende 14 kurulu. 14'ün içerisine uyumlandırmak için bu kısmı kullanırsınız. Ya da operatör panellerinizde vardır. WinCC Flexible ile programlanmış. Onun projelerini buraya aktarmak isteyebilirsiniz. Başarı ne? Başarı tamamen programına bağlı olarak yani içerisinde kullanmış olduğunuz fonksiyonlara ya da işte komutlara bağlı olarak birebir karşılığı varsa TIA Portal'a aktarıyor yoksa da eksik kısımları sizin elle tamamlamanızı istiyor. Ve ilk ekranımıza gelelim. İlk ekranımıza geldiğimizde karşımızdaki alanda sizi bu programla yapmış olduğunuz önceki yazılımlar karşılayacak. Eğer bu projelerden herhangi birini açmak istiyorsanız ya üzerine çift tıklayacaksınız ya da buradaki sağdaki open butonuna basarak o projeyi açabilirsiniz. Başka bir makinede bilgisayarda yapılmış bir projeyi bu listeye eklemek isteyebilirsiniz ya da daha önce de yaptığınız bir projeyi bu listeye eklemek isteyebilirsiniz. Onda Browse tıklayarak hard diskinizde nereye kaydettiyseniz onu seçerek bu listeye ekleyebilirsiniz. Ya da artık projeyle işiniz bitmiştir, bir daha görmek istemiyorsunuzdur. Orada da Remove'la onu ekranınızdan kaldırabilirsiniz. Portal View'de bana adım adım kılavuzluk yaparak proje oluşturmamı sağlıyor. İlk başlangıçta Create New Project kısmına tıklıyoruz ve bana proje ismini soruyor. Ne diyelim? Pres 4 diyelim. Path dediği yol dediği kısım bunu hard diskinizde nereye kaydedeceği? Eğer siz herhangi bir yol seçmediyseniz hard diskinizde otomatik olarak Siemens TIA Portal altındaki bir klasöre bunu kaydedecektir. Other'da kimin projeyi oluşturduğu yani projeyi yapan kişi. Commit kısmına ise projeyle ilgili kısa bir açıklama yazabilirsiniz. Bu kısmı kullanmakta fayda var. Bir proje arıyorsunuz. Projeleri tek tek açıp bakmaktansa eğer ismini unuttunuz ya da ne olduğunu unuttuysanız açıklamalar kısmına bakarak o projeyi bulmanız kolaylaşabilir. Pres 4 dedik. Bu neyin presi olsun? Yağ fabrikası diyelim. Açıklama yaptıktan sonra Create'e tıklayarak boş bir proje oluşturuyoruz. Açılan ekrandan yine adım adım giderek cihazımı seçeceğim. Configure Device dediği yer, yani cihazımı seçeceğim kısım. Buna tıkladığımda burada Add New Device, yani sol tarafımızda Add New Device diye bir seçenek daha çıktı. Buna tıkladığımda bana TIA Portal'la programlayabileceğim tüm cihazları getirdi. Niye burada cihaz demiş, PLC dememiş? Çünkü sadece PLC değil, PLC haricinde birçok otomasyon üründe Siemens'in TIA Portal'la programlayabiliyorum ben. Burada karşıma controllers'lar yani PLC'ler çıksa da aşağıdan başlayayım. Drivers yani Siemens'in servo
ya da motor sürücülerini programlayabileceğim seçenekler çıkıyor. Bilgisayar tabanlı otomasyon sistemlerini programlayabileceğim seçenekler çıkıyor ya da operatör panellerini programlayabileceğim cihazlar çıkıyor. Ben PLC programlayacağım. Controllers'tan geliyorum. Burada da 1200-1500 ailesi var. Eski seriler 300-400'ler var. Ve yine yeni seriler ET200 dediğimiz CPU'lar var. 1200 programlayacağım ben. Tıkladığımda CPU seçenekleri gelecek. SSD 1200 PLC'lerde donanım özellikleri diye bir video hazırlamıştım. Orada bahsettiğim CPU'ların hepsi şu anda karşımda çıktı. Burada iki türlü devam edebilirsiniz. Birincisi yazılıma başlamışsınızdır ama CPU'nuz yani PLC'niz belli değildir. Onun için unspecific seçeneği var. Bunu biraz sonra örneklendireceğim. Ya da elinizde bir PLC vardır. Ne olduğunu biliyorsunuzdur ki bizim buradaki PLC'miz SSD1211 DC-DC-DC. Tıkladığımda 1211 DC-DC-DC'yi karşıma 3 farklı CPU versiyonu getirecek ya da CPU özelliği getirecek. Şimdi bunlardan hangisini seçmem gerekli? Bu 1AD30, bu 1AE31, bu 1AE40. Şimdi bunu nereden görebilirsiniz? Bunu eğer elinizde PLC'niz varsa Ethernet bağlantısının olduğu alt kapağı kaldırdığınızda bu kodu orada görebilirsiniz. Ya da panoya montajlı değilse sağ tarafa çevirdiğinizde PLC'nizin üzerinde bu kodu göreceksiniz. Benimki 1AE40 ve versiyonu 4.2. Versiyonun ne olduğu CPU üzerinde yazmaz. Çünkü CPU standarttır ama içerisindeki versiyonları ben daha sonra bahsettiğim bir SD kart vardı. Yeni versiyonlar çıktıkça ve o eğer CPU'nuz onu destekliyor buradaki versiyonu arttırabilirim. Yani yarın öbür gün versiyon 4.3 çıkar ve benim bu CPU versiyon 4.3'ü destekliyorsa SD kart üzerinden yeni versiyon yüklemesi yapabilirim. Ve ama şu an biliyorum ki benim versiyonum 4.2. Bu versiyonu bulmanın bir diğer yolu da göreceğiz. Online bağlanarak CPU içerisindeki özelliklerden de bulabilirsiniz. Ama şu anda ben bildiğim için versiyon 4.2'yi seçtim ve at dediğimde yeni bir cihaz olarak benim projemin içerisine bu CPU ilave edilecek. Ve şu anda CPU benim projemin içerisine ilave edildi. Diğer yöntemlerle CPU ekleyelim. Yani bu CPU'yu sağ tuş, fare sağ tuş, delete diyebilirim. Ya da del tuşuna basarak da silebilirim. CPU'yu siliyorum. Ve sol alttan portal view kısmına dönüyorum. Buradan az önce bahsettiğim şekilde CPU'mu otomatikle seçtirebilirim. Unspecific CPU 1200 tıkladığımda karşıma böyle bir şey çıkıyor. Burada da versiyon numaraları yine var. Şimdi SSD1200'de bağlantı sorununda bu versiyondaki yaşadığımız sıkıntıları yani dedek etmede bulmada yaşadığımız sıkıntıları anlatmıştım. Tekrar o koyana dönüş yapmayacağım ama merak edenler oraya bakabilirler. Şu anda benim CPU'mda versiyon 2.2'yi dedek etmiyor ama versiyon 3, 4, 4.1 ya da 4.2 seçtiğimde dedek ediyor. Demin de dediğim gibi versiyonunu örnek olarak göstereceğim. Online bağlanarak görebilirim. Versiyon 4.0 seçeyim fark etmez. Yani 3, 4, 4, 1, 4, 2 herhangi birini seçebilirim. Daha sonra add dediğimde cihazı ekledi ama şu anda cihazın ne olduğunu bilmiyoruz. Burada bir sarı açıklama metni var, uyarı metni var. Diyor ki ya bunu hardware katalogdan yine sen kendin seç. Bir önce yaptığımız örnekte olduğu gibi ya da ben dedek dediğim sen dedek de dedim yani sen bul dedim. Dedekte tıkladığımızda bağlantı ekranı karşımıza gelecek ve geldi. Bu bağlantı ekranından öncelikle arayüzümüz ne? PLC ile neyle bağlanıyoruz? Benim PLC'min arayüzü Ethernet yani Profinet Ethernet seçtik. Daha sonra bağlanacağım benim bilgisayarımdaki Ethernet kartını seçiyorum. Şu anda bununla bağlanacağım. Eğer benim bağlantımın Wi-Fi açık olsaydı Wi-Fi seçeneği de gelecekti ama hayır. Boardcom üzerinden bağlanacağım. Diyorum ara. Yani buradaki start serçe bastığımda diyorum CPU'yu ara. Şu anda benim Ethernet kablom üzerinden bağlı olan CPU'yu bu ekrana getirmesi lazım. Arama yapıyor. Arama sonucunda buldu cihazı. Diyor ki CPU 1211 DC-DC-DC diye bir cihaz buldum. Profinet Ethernet'le bağlı. IP numarası da 192.168.0.1 ve MAC adresi de bu. Bu IP adresleriyle ilgili işte bu CPU'yu bulabilmesi için benim bilgisayarımla CPU'nun aynı IP havuzunda olması ve diğer konulardaki detayları merak edenler daha önce hazırlamış olduğum 1200 bağlantı sorunu videosunu izleyebilirler. Evet şu anda buldu. Bulduktan sonra ben buradaki flash LED'e basarak CPU CPU'mun üzerindeki LED'leri yaktırabilirim. Bastım. Şu anda CPU'mun üzerindeki LED'ler yanıyor.
Peki flash led ile CPU üzerindeki ledleri yaktırmamın amacı ne? Bunu niye koymuşlar buraya? Ben bir switch üzerinden 5, 6, 7, 10, 20 tane PLC'ye bağlanabilirim. Ve Ethernet'imin üzerindeki switch ile kaç tane PLC'ye bağlandıysam tüm PLC'lerin listesi burada peş peşe çıkacak. Peki hangisini programlayacağım? Hangisini programlayacağım bilebilmek için buradaki PLC'leri tek tek seçerek her birinde flash led deyip eğer IP'sini, MAC adresini bilmiyorsam ki yine bu MAC adresi söyleyeyim PLC kapağı altında yazıyordur. Oradan da bakabilirsiniz. Ama kalkıp bakmak istemiyorum. Kapağı kaldırıp MAC adresine bakmak istemiyorum. Buradan tek tek örneğin burada 5 CPU'm var. 5 CPU'yu seçip sırasıyla flash led diye diyerek, üzerindeki ledleri yakıp söndürerek programlayacağım PLC'yi seçebilirim oradan. PLC'mizi şu anda arayarak start search diyerek ekranımıza getirdik. Artık diyorum ki bunu seç. Yani aşağıdaki dedek butonuna basıyorum ve ben dedek butonuna bastıktan sonra artık burada unspesifik olarak yani ne olduğu bilinmeyen PLC olarak duran PLC şu anda SL1211 DC olarak seçildi. Peki tekrar bu PLC'mi silelim. Del tuşuna bastım ya da sağ tuş del dediniz. Ve açılışta beni bu şekilde Portal View değil de Project View karşılasın. Project View'e geldim. Project View'e geldiğimde eğer ekranımda ilk açılışta benim Project View ile başlıyorsam burada Project kısmından New Project ya da buradaki New Project sembolüne tıklayarak demin yapmış olduğum işlemleri buradan ben kendim sırayla yapıyorum. Ne yapmıştık Portal View'de ilk başta? İşte proje ismi vermiştik, proje yolu vermiştik. İşte proje oluşturan ismi ve proje ile ilgili açıklamalar vermiştik. O kısmı ben tekrar Project View kısmında kendim elle yapabilirim. Şu anda o projeyi oluşturmuyorum. Niye? Zaten açılmış bir projem var. Bu projeyi oluşturduğumda bana TIA Portal'da sol taraftaki menüde bu projede eklenmiş olarak gelecek. Ama şu anda anlatımı zorlaştırmamak ve kafamızı karıştırmamak için sildim. Projeyi oluşturduktan sonra yani Portal View'den Project View'e geçip projeyi buradan Create New Project dediğimde projeyi oluşturduktan sonra buna bir CPU eklememiz lazım. Burada yine sol tarafta Add New Device kısmı var. Add New Device'a tıklayarak az önceki gördüğüm ekrana tekrar gelebilirim. Buradan ne programlamıştık? CPU 1200, 1211 DC ve 1AE40 programlamıştık. Versiyon 4.2 olduğunu biliyordum ve OK diyerek CPU'mu buraya ilave ediyorum. Az önce size online bağlanarak da CPU özelliklerini görebiliriz demiştik. Şu anda yine siliyorum ben. Cihazımızı sildim. Şu anda cihaz hakkında herhangi bir bilgimin olmadığını düşünelim. Burada şurada Accessible Device diye bir butonum var, ikonum var. Bu ikona tıkladığımda online bağlantı pencerem açılıyor. Burada bağlantı seçeneklerini sunuyor bana. Profinet Ethernet ve az önce yapmış olduğum işlemi tekrarlıyorum. Board.com'dan bağlanmıştım. Start Search demiştim. Şu anda bakın cihaz eklemedim. Sadece cihazı görmeye çalışıyorum. Evet cihaz geldi. Bu. Show dediğimde dedek demiyor bakın. Dedek CPU seçerken diyordu. Show dediğimde göster. Programımın sol kısmında online access var. Online access kısmında benim bağlanabileceğim, PLC'ye bağlanabileceğim bağlantı seçeneklerim var. Neyle bağlanmıştım? Board.com Ethernet'le bağlanmıştım. Ve altına benim cihazı getirdi. Şu pencereyi biraz daha büyütelim. Benim cihaz neydi? 192.168.1.0 IP numaralı bir cihazdı. Ve bu cihazın şu anda erişimimi sağladım. İçerisindeki programı ve diğer tagları, dataları her bir şeyi ben buradan görebilirim. Ama benim görmek istediğim bu cihazın versiyon numarası. Online diagnostiğe tıkladım. Ve online diagnostiğe tıkladığımda bana cihazla ilgili diagnostik bilgilerini getirdi ve online bilgileri getirdi. Bakın burada CPU 1211 DC. Kodum neydi? 1AE40 ve firmware versiyonuna bakıyorum. Firmware versiyonu 4.2. Yani ben versiyon yani firmware seçimlerini de cihaza bağlanıp cihazın özelliklerini görüp yapabilirim. Buraya kadar olan şeyler kafanızı karıştırmış olabilir. Şu ana kadar yaptığım tek şey TIA Portal'da proje oluştururken cihaz eklemekti. Bunu birkaç yolla yaptım. Birincisi Portal View'den girdik. İkincisi Project View'den girdik. Portal View'den seçim önüme geldiğinde CPU'yu biliyorsam direkt CPU'nu seçip oradaki versiyon numarasını seçip ilave etmiştim. Project View'den girdiğimde New Project
Yani yeni proje oluşturmuştum. Orada da yine Add New Device'dan yeni bir cihaz eklemiştim. Yine orada da biliyorsam CPU'yu, direkt CPU'yu ve versiyon numarasını birlikte ilave etmiştim. Bilmiyorsam unspecific seçmiştim. Orada da karşıma versiyonla ilgili bir kısım çıkmıştı. Yani firmware kısmı ile ilgili bir seçenek çıkmıştı. Firmware'i yukarıda seçip eğer CPU'nuzun gerçek firmware'i versiyonu daha düşükse dedeklettirmekte sorun yaşıyorsunuz ya da seçtiğiniz versiyon çok altlardaysa, örneğin 2 ise ve benim gerçek CPU'mun firmware'i versiyonu 4 ise 2'den 4'ü seçtirmekte dedeklettirmede sorun yaşıyorsunuz. Bu nedenle eğer benim bağlı bir CPU'm varsa CPU'ma bağlandım. Şu anda yaptığım işlem o. CPU'ma bağlandıktan sonra online diagnostikten CPU'mun firmware'ini gördüm. Şu anda yaptığım iş bu. Ama kafanızı karıştırdıysa buraya kadar olan kısım sadece Portal View'den adım adım PLC'nizi seçip projenizi ilave etmek işin en basiti. Şu anda bakın hala benim projemde bir cihaz yok. Cihaza ulaşma ve cihaz ekleme yollarını anlattım. Tekrar Add New Device diyorum. Nereden dedim bunu? Sol tarafın en üstten 1200 CPU seçiyorum. CPU'da 1211 DC seçiyorum ve artık gördüm ki benim CPU'm AE40 ve versiyonu 4.2 ve at dediğimde artık benim projemin içerisine cihazım eklendi.